Merhaba arkadaşlar. Birinci TBMM dönemine bakacağız. Şimdi birinci TBMM döneminde ortalama bir soru giriyor. Birinci TBMM döneminde sevgili arkadaşlar, birinci TBMM 23 Nisan 1920 ile 11 Ağustos 1923 yılları arasında faaliyet gösteriyor. Yeni Türk Devleti'ni kuran ve bağımsızlığı sağlayan meclistir. Üyeleri ise nereden gelmiş? Hem İstanbul'daki Mebusan Meclisi'nden, oranın dağıtılmasından sonra gelen vekiller ve Anadolu'da yeniden yapılan seçimlerde gelen vekillerden oluşuyor birinci TBMM'nin vekilleri. Şimdi nedir bu birinci TBMM'nin özellikleri? Bir kere birinci TBMM kurucu bir meclis ama bunu her yerde de ben kurucuyum diye bağıra bağıra söylemeye ortam buna daha hazır değil. Yeni bir devlet kurmuştur, yeni bir anayasa kabul etmiştir, milli bir marş kabul etmiştir, düzenli bir ordu kurmuştur. Bütün bunlar onun kurucu olduğunu gösteriyor. İhtilalcidir çünkü egemenliği millete vermiştir. Ulusçudur, azınlıklara temsil hakkı tanımamıştır. Demokratik, şu yönüyle demokratik, üyeleri seçimle halk tarafından belirlenmiştir. Olağanüstü yetkili ama işte bu demokratik değil. Çünkü yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendinde topluyor. Normalde demokratik sistemde yasamadır meclisin iş ama birinci temel hem yasama hem yürütme hem yargı yetkilerini kendinde topluyor. Güçler birliği ilkesi var. Arkadaşlar belki de en önemli yer meclis hükümeti sistemidir. Nedir peki bu meclis hükümeti sistemi? Bakalım. Bu sistemde sevgili arkadaşlar Cumhurbaşkanı ve Başbakan yoktur. Bu sistemde Cumhurbaşkanı ve Başbakan yok. Bakanlar meclis içinden tek tek oylamayla seçiliyor ve bu da hükümetin kurulmasını zorlaştırıyor. Meclis hükümet sisteminde meclis başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanı. Yani yasamanın başı, yürütmenin de başı. Dolayısıyla olağanüstü yetkili olduğuna da bir kanıt aslında bu. Siyasi partilere yer vermiyoruz. Neden? Çünkü o dönemde milli birlik ve bütünlüğü bozabilir. Ne vardır peki? Halk grupları. İşte Halk Zümresi, Yeşil Ordu yani Komünist Fırka, Islahatçılar Grubu, Tesanüt yani Sosyal Dayanışmacı Grup, İstiklal Grubu ve başında Mustafa Kemal'in olduğu Müdafaa-i Hukuk Grubu vardır. Arkadaşlar, 1. TBMM'nin aldığı ilk karar Mustafa Kemal 23 Nisan günü değil çünkü 23 Nisan günü en yaşlı üyeye saygıdan dolayı Sinop Milletvekili Abdurrahman Şeref Bey meclis başkanı seçiliyor. Bir gün sonra Mustafa Kemal meclis başkanı seçilip meclise 24 Nisan önergesi diye tarihe geçen önergesini veriyor. Bu önergede diyor ki Mustafa Kemal, TBMM'nin üstünde hiçbir güç yoktur. Hükümet yani Anadolu'da yeni bir hükümet kurmak zorunludur. Geçici bir padişah vekili ya da bir hükümet başkanı tanımak doğru değil. Yani İstanbul'da işte meclis dağıtıldıktan sonra hükümet bekliyor. Artık orada yeni bir hükümet kurulacak ama biz onları tanımıyoruz. Yasama, yürütme ve yargı TBMM'dedir. Padişah ve halife ise daha sonra meclisin alacağı bir karara göre durumu belli olacaktır. İşte 24 Nisan önergesi de budur. Sevgili arkadaşlar, TBMM'nin çıkardığı kanunlara bakacağız ama şimdi siz şunu biliniz. 1. TBMM'nin yaptığı tek bir tane inkılap var. Yani 1. TBMM'nin saltanatın kaldırılması dışında İnkılap kanunlarında, bunu bileceğim, takrir-i sukun kanununda ÖSYM bunu şıklara yazar, kafa karıştırmaya çalışır ve tekalifi milliye emirlerinde asla onayı yoktur. Sevgili arkadaşlar, 1. TBMM'nin saltanatın kaldırılması dışındaki inkılap kanunlarında, takrir-i sukun kanununda ve tekalifi milliye emirlerinde asla onayı yoktur. Bunu bileceğim. 1. TBMM'nin çıkardığı kanun anan vergisinin 4 kat artırılması kanunu. Anan vergisi neydi? Küçükbaş hayvanların üremesi esnasında hayvan sahiplerinden alınan bir vergiydi. O zaman bu kanuna bakarak şunu söyleyebilirim. Demek ki dönemin en önemli ekonomik faaliyeti hayvancılıktır. Dış gümrük vergisi 5 kat artırılıyor. Bu da kapitülasyonlara tepkidir. Hıyanet-i Vataniye Kanunu, Firariler Kanunu, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, İstiklal Mahkemeleri Kanunu, Men-i İsrafat ve Men-i Müskirat yani israf yasağı, Düzenli Ordu Kanunu, İstiklal Marşı Kanunu, Nisab-ı Müzakere Kanunu ve Başkomutanlık Kanunu. Şimdi burada birkaç tane kanunu açıklamakta fayda var. Arkadaşlar mesela Hıyanet-i Vataniye Kanunu, asker kaçakları, TBMM'ye karşı isyan edenler, vatana ihanet edenler, her türlü suç o dönemde Hıyanet-i Vataniye Kanunu'na göre cezalandırılır. Şimdi burada anlamını bilmediğim bir şey var. Nisab-ı Müzakere Kanunu. Nedir bu? Arkadaşlar nisap çoğunluk müzakere toplantı yani toplantı yeterli sayısıdır. Yani meclis kaç kişiyle açılacak? İşte kaç kişiyle toplanacak? Bunun gibi. Mesela hani günümüzde meclis en az 184 kişiyle toplanır. Bunu belirten sayıdır nisap-ı müzakere. Sevgili arkadaşlar bir başka kanunumuz 2012 sorusu olabilir. Buraya yazıyorum İstiklal Mahkemeleri Kanunu. İstiklal Mahkemelerinin özelliklerini bileceksiniz sevgili arkadaşlar. Nedir? Sevgili arkadaşlar savcıları meclis içinden, meclis tarafından salt çoğunlukla seçilir. Aynı zamanda arkadaşlar kararları kesindir. Temyiz hakkı yoktur yani sevgili arkadaşlar. Ve yine sevgili arkadaşlar bu nerelerde kurulmuş olduklarına da bakalım. İlk kez TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalar. İkinci kez sevgili arkadaşlar Eskişehir, Kütahya savaşlarında asker kaçakları için. Üçüncü kez sevgili arkadaşlar yine Eskişehir, Kütahya'da tekalifi milliye emirleri için. Dördüncü kez sevgili arkadaşlar. Şeyh Said isyanında kuruluyor. Ve sevgili arkadaşlar beşinci kez. Ve son kez yani İzmir suikast girişiminde. İşte bunlara bu sene dikkat edelim. İstiklal mahkemelerinden bu sene soru gelebilir. Dikkat. Arkadaşlar bunlar TBMM'nin çıkardığı kanunlar. Şimdi TBMM'ye karşı isyanlar var. Kim neden isyan ediyor? İşte nedenleri İstanbul Hükümeti'nin otoritesini kurma çabası bir neden. İtilaf devletlerinin TBMM'nin güçlenmesini önleme çabası da bir neden. Bazı büyük ailelerin kendi yönetimlerini kurma düşüncesi bir neden. Azınlıkların devlet kurma düşüncesi bir neden. Eski Kuvay Milliye Şefleri'nin düzenli orduya karşı isyan etmesi. Kim peki bu eski Kuvay Milliye Şefleri? Hemen siz de benimle tekrar ediyorsunuz. Çerkez Ethem. Mesela. Bir de arkadaşlar bu Çerkez Ethem'e bağlı kuvvetler var. Mesela Kuvayı Seyyare diyoruz. Bir de Demirci Mehmet Efe. Demirci M. Efe. DM Efe.
Evet bunlar işte eski Kuvayi Milliye Şerifleri. Bunlar TBMM değil aslında ama düzenli ordu neden kuruldu diye isyan diyorlar. Peki TBMM bu isyanlara karşı ne gibi önlemler aldı? Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkardık. İstiklal mahkemelerini kurduk. İstanbul hükümetiyle her türlü haberleşmeyi kestik ve İstanbul fetvasına karşı Ankara fetvasını yayınladık. Bu isyanlar milli mücadelenin kazanılmasını geciktirir mi? Yes. Emek ve zaman kaybına neden olur. Milli güçlerin bölünmesine neden olabilir. Arkadaşlar, şimdi birkaç tane isyanı bilmenizde fayda var. Mesela şunları bileceksiniz. Yani doğrudan İstanbul hükümeti hangi isyanları çıkarmış bileceksiniz. Ahmet Anzavur, yani Kuvayi Muhammediye ona bağlı kuvvetler ve Kuvayi İnzibatiye halifelik ordusu. Bu iki isyan doğrudan İstanbul hükümeti çıkarttı. Peki itilaflar bunları desteklemiş midir? Evet. Bu ikisini bilin. Hem İstanbul hükümeti hem itilaf devletleri tarafından çıkarılan isyanları sadece bir kere söyleyip geçeceğim, sonra size basit bir yöntem söyleyeceğim. Bolu Düzce Hendek Adapazarı, Yozgat Çapanoğlu, Konya Delibaş Mehmet, Koçgiri isyanı, Urfa Milli Aşiret isyanı, Bayburt Şeyh Eşref isyanı, Mardin'de Ali Batı isyanı ve Cemil Çeto, Batman'da Cemil Çeto isyanı var. Şimdi Boğazlar'la ilgili olanlar bakın, baktınız mı? Bakıyor musunuz? Bak. Bak bu isyanlar nereye ilgili? Boğazlar'la. Bolu Düzce Hendek Adapazarı, Ahmet Anzavur, Kuvayi İnzibatiye, Marmara bölgesinde Boğazlar'la ilgili. Önce Kuvayi Milliye yanlısı olup sonra isyan edenler Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet, Rumların isyanı ve Ermenilerin isyanı ise azınlıkların çıkardığı isyan. Ne biliyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Şeyh Said, Menemen ve Nasturi'nin 1. TBMM'ye karşı çıkmadığını bilirseniz iyi olur. Bir de çok önemli bir şey yapıyoruz. Çok önemli bir şey. Sevgili arkadaşlar, biliyorum ki artık sona yaklaştınız bu arada. Stresinizin ne olacak, ne bitecek kaygısının da yükseldiği bir dönemde olduğunuzu da çok iyi biliyorum ve sizi çok iyi anlayabiliyorum. Ama ne olursunuz, özellikle şu dönemde, özellikle sınavda stresten ve kaygıdan uzak durunuz. Şöyle arkanıza yaslanınız, sınavda rahat rahat, kendinize güvenerek o soruları çözün. Özellikle tarih sorularını. Mesela beni çok yakından tanıyan arkadaşlarımız aralarınızda mutlaka var. Benim soru tarzlarımı bilen arkadaşlarınız da. Şöyle düşünün, bu soruları Hakan Hoca yazmış gibi düşünün. O derece böyle hani altında bir şey aramadan, görünen neyse lütfen işaretleyime geçin. Emin olun ki en az 27 tane soruyu sadece dokunarak bile çözebilirsiniz. Altında bir şey aramayın, olur mu? Görünen neyse işaretleyin, geçin. Merkez ordusu 2012 yılında sorulabilir. Nedir bu merkez ordusu? Arkadaşlar, 1. TBMM tarafından Aralık 1920 yılında, 1920 tarihinde diyelim, anlatım bozukluğu olmasın. İç güvenliği sağlamak. Bakın bu düşmanla savaşmak için değil, iç güvenliği sağlamak ve isyanları bastırmak için kurulmuştur. TBMM düşmanla savaşmak için düzenli orduyu kuruyor. Merkez ordusu ise iç güvenliği sağlamak ve isyanları bastırmak için. Peki bunun görev ve yetkileri neresi? Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgesi yetki alanıdır. Sevgili arkadaşlar, demek ki Marmara'daki isyanlarla bu ilgilenmiyor. Güneybatı'daki, şuradaki, buradaki isyanlarla. Çünkü Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bunun yetki alanıdır. Merkez ordusuna bu sene dikkat ediyoruz. Ve tam da bu dönemde Sevr Barış Antlaşması imzalanıyor. Arkadaşlar, Sevr Barış Antlaşması ile ilgili de bilmeniz gereken 3 S var aslında bakarsanız. Onlardan biri Sevr Antlaşması'nın S'si. Birinci bilmem gereken S. San Remo konferansında kararları belirleniyor. İkinci bilmem gereken S. Yani diyecek ki Sevr Antlaşması'nın esasları nerede belirlenmiştir? San Remo'da. Ve bu San Meclisi'ni dağıttıkları için bu mecliste onaylanmıyor. Bu yüzden imzalandığı halde uygulamaya geçmemiş bir anlaşma. Peki kim bunu onaylıyor? Sevgili arkadaşlar, Saltanat Şurası tarafından onaylanıyor. Saltanat Şurası. Saltanat Şurası'nın S'si de bilmem gereken 3. S. 3 S, Sevr Antlaşması. Başka hiçbir şey bilmeyin. Sevr Antlaşması'nın esasları San Remo Konferansı'nda belirlenir. İstanbul Hükümeti adına Saltanat Şurası tarafından onaylanır. Birkaç madde söyleyelim çünkü 433 maddeden oluşuyor. Yani maddesini sorması imkansız. Doğu Anadolu Derneği Güneydoğu'da Kürt Devleti kuracak diyor. Azınlık hakları Türk milletin haklarından daha fazla olacak diyor. Kapitülasyonlar artırılacak, hatta azınlıklar bile faydalanacak diyor. Osmanlı'nın ordusu donanması asla olmayacak. Osmanlı sadece gönüllü askerlik olacak. Boğazlar içinde Türklerin olmadığı bir komisyonca yönetilecek. İstanbul Osmanlı başkenti olacak ama azınlık hakları ihlal edilirse Türklerden alınacak. İzmir Türk toprağı olacak ama yönetimi Hristiyan bir valide olacak. Bakar mısınız? Tamamen Türk milletini yok etmeye yönelik bir projedir bu. Evet sevgili arkadaşlar, muharebeler döneminde görüşmek üzere. Hoşçakalınız.